Dünden ben 45 liraya aldım çayı. Bugün tekrar gittim 75 lira diyorlar. Garibanın halini sorun bana, anlatayım ben size. Ahan, what is the gariban? Vallahi gayet normal. Ben hayattan memnunum. Bir bardak eksik içeriz. Artık çay içmek de lüks oldu. Önce kahveye, sonra şekere, şimdi de çaya zam geldi. Çaykur tarafından çaya %46.71 oranında zam yapıldı. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak halkımıza çaya zam gelmesiyle alakalı fikirlerini ve çayla aralarının nasıl olduğunu sorduk. Bakalım nasıl cevaplar almışız. Çay içmek de lüks oldu, çaya zam geldi. Ne düşünüyorsun? Terk edeceğiz. Başka çaremiz yok. Emekli adamım ben. Nereden alacağım parayı? Nereden bulacağım 60-70 bin lira çay parasını? Çayla aranız nasıl? Pek nadir. Arada içiyoruz. Günde 3-4 tane. Bundan sonra içmeyeceğiz. Vallahi artık yaşamak lüks oldu. Ne düşüneceğim? Pahalılıkta. Ya Allah yardım etsin. Allah biraz daha akıl fikir versin. Peki çayla aranız nasıl? Yani zengin, fakir herkesin ortak içim. Ülkemizin ortak içeceği çay. Ama artık o da lüks olacak. Zor bundan sonra herhalde. Normal, her şeye zam gelince çaya da zam gelir. Peki çayla aranız nasıl? İçiyoruz, bol içiyoruz. Çay en azından artık bizim toplumumuz gereği bir ihtiyaç haline geldi. Bu şekilde artması herkes olumsuz etkiledi illaki. Peki çayla aran nasıl? Yani içerim sık sık, her gün bir bardak içerim. Çok kötü düşünüyorum. Nasıl geçinecek onu düşünüyorum. Çayla aram çok iyi fakat bir paketi aldım, ikinci pakete de zorlanacağım. Bu ekonomiyle başımız neye çıkacak bilmiyorum yani. Yani şimdi şöyle diyeyim ben. Zam geldikçe millet daha hoşuna gidiyor ki gelsin zam da millet biraz daha tepkisini koysun. Bir çaya zam gelmesiyle değil ki, ete de zam geliyor, her şeye zam geliyor. Yani memleketi mahvetti, öldürdü yani, bitirmiş. Yani bunu kime söylesen ah işi diyor. Herkes yani yaşamaktan bıkmış insan ya. Herkes bunalımda, en ufak bir şey söylese zaten gıdana gelmiş, geçim ölmüş. Zaten çay gelmeden hep marketlerde boşaltıyorlar. Kim haber veriyor, kim ne diyorsa. Vallahi gayet normal. Ben hayattan memnunum. Yani normal, her şeye zam geliyorsa ona da gelebilir. Garibanın halini sorun bana, anlatayım ben size. Ahan, what is the gariban? Vallahi çaya doğru söylüyorsunuz. Dünden ben 45 liraya aldım çayı. Bugün tekrar gittim 75 lira diyorlar. Maalesef %40 açıklanmıştı. %70 üzerine zam gelmiş. Allah yardım etsin. Peki çayla aranız nasıl? Çayı seviyoruz tabii. Tüm Türkiye'nin gençleri, insanlar olduğu gibi çayı seviyoruz. Yani zam gelmeyen hiçbir şey yok. Her şeye zam, her gün zam. Ona zam, buna zam. Her gün zam geliyor. Artık alıştık zamlara. Ekonominin daha iyi olmasını istiyoruz ama ısrarla daha kötü oluyor her şey. Biz gençler de yolumuz kapanıyor işin açığı. Vallahi yine stokçuluk başlayacak. Hakkımız hayırlısı. Ülke zaten çok kötü bir durumda. Hayırlısı olsun ya. Ne düşüneyim, erken yani Cumhurbaşkanımız açıklamadan ya millet hemen zam koyuyor. Yani insaf, insaf, insaf. Olmazken mi? Yani daha yeni çıkmamış, herhangi bir şey olmamış, bir işlem görmemiş. Eski malı hemen zam geliyor. Bu yanlış, yanlış, yanlış. Peki çayla aramız nasıl? Çayla, çay tireksiyim. Şimdi Türkiye'de özel sektör olduğu için, yani özelleştiği için Çaykur firmaları, yani pahalanmasını ben şahsen iyi bulmuyorum. Gidip yatırım yapacağım. Yiyeceğe yatırım yapacağım. Peki çayla aranız nasıl? Çok iyi. Çaya zam mı geldi? Vallahi hiç şey düşünemiyoruz zamlardan. Gözümüzü açamıyoruz ki maşallah. Peki çayla aranız nasıl? Hiç iyi değil. Bir bardak eksik içeriz.